İyi günler sevgili izleyiciler. Her hafta güzel bir konuğum olduğu için seviniyoruz. Bu hafta da değerli bir konuğum var. Bir günde kargo ortağı, kurucu ortağı, genel müdürü Yaşar Kımıl. Kendisiyle güzel bir sohbet edeceğiz. Hem kendi konuma, uzmanlığımıza yakın hem de birlikte yaptığımız işlerle ve kendisinde Türkiye'de çok değerli yaptığı işlerden dolayı uzun uzun bir sohbet edeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, Yaşar Bey hoş geldiniz. Hoş gördük Durmuş Bey. Nasılsınız, ne var ne yok? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Güzel bir isminiz var, yani bir günde kargo. Biraz önce kendi hayatınızdan bahsedin, nasıl başladınız, nereden başladı ve şirketinize doğru gelirseniz sevinirim. Olur tabii ki, elbette. Öncelikle ismim Yaşar Kımıl. Biz üniversite hayatında ticari faaliyetlerin içerisindeydik. Tabii üniversite bittikten sonra hasbel kader, kader bizi bir lojistik şirketinde çalışmaya itti. Ve 5-6 yıl kadar o firmada çalıştık. İşi öğrendik biraz aslına bakarsanız. 2013 yılıydı. Türkiye'de e-ticaret biraz daha böyle yeni yeni başlamış ve insanların hız konusunda gerçek manada ihtiyacı olduğunu kargo süreçlerinde gözlemledik ve üzülerek söylüyorum, Türkiye bu konuda biraz daha geri kalmıştı o dönemde. Biz şirketteki arkadaşlarla birlikte e-ticarete yönelik lojistik faaliyetler kapsamında dağıtımın daha da hızlandırabileceği farklı modeller üzerine çalışmak istedik ve patronumuza bunu ilettik. Kendisi de tabii ki bu konularda daha böyle inanmış bir kadroyla karşılaşmadığı için bunun olabileceğini pek mümkün görmedi ve biz bunu reddetti. Biz de arkadaşlarla birlikte çalışmış olduğumuz firmamızdan ayrıldık. 2013'ten 2014 yılına kadar şirketimizin temellerini atma, nasıl bir zemin üzerinde ve hangi alanda faaliyet göstereceğimiz üzerine çalışma içerisine girdik. Hatta o süreçte farklı bir şirketimiz vardı. Onunla bir takım ticari faaliyetler gerçekleştiriyorduk. Bir müşterimize gittik. Orayı kısaca anlatmak istiyorum. Ya Yaşar Bey, toplantı yapıyoruz. Ya Yaşar Bey dedi, Şişli'de yeri. Buradan bir ürün veriyorum dedi. Hemen yanı başımız Beşiktaş. 3 günde gidiyor dedi. Biz dedi e-ticaret anlamında büyümek istiyoruz. İnternette daha fazla satış yapmak istiyoruz ama önümüzde en büyük engel kargo süreçleri. Bu zamanı daha da kısaltmamız gerekir dedi. Biz de orada açıkçası bunun bir ihtiyaç olduğunu, gerçek manada toplumun, ticari hayatın buna elzem bir şekilde, hızlı bir şekilde ihtiyacı olduğunu gördük ve kargo operasyonlarını el atma kararımız daha da güçlendi, pekişlendi. Ve arkadaşlarla 2-3 gün falan sürdü böyle marka arayışımız. Ne yapalım, kargo işi yapacağız, markayla özdeşleşen bir isim olsun düşüncesiyle ve yaptığımız işi de tam manasıyla anlatsın istedik. Ve bir günde kargo bizim bir gece vakti saat 3 sularında Şişli'de ortaya çıkıverdi. Bir günde kargoyu isim olarak bulduk ve hepimiz adeta sabaha kadar nasıl anlatayım, şampiyon olmuş bir takım edasıyla bütün arkadaşlar böyle kutlama yaptık. Tabii şu anda geldiğiniz nokta şampiyon olduğunuzu gösteriyor zaten. Teşekkür ederim ve mottomuz da her şeyi bir günde. Biz bütün kargo süreçlerini alım ve nihai alıcıya teslim olana kadar süreci bir gün içerisinde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla mottomuza ve markamıza yakışır bir şekilde o günden bugüne hizmetlerimizi sunuyoruz. Şu an halihazırda sektörde gerçekten lider bir firmayız. Sektöre yön veren bir firmayız. Her zaman yenilikleri Türkiye'ye taşıyan bir firma olduk. Hatta şunu da kısaca söyleyebilirim. Bu konuda Türkiye'de şu an uygulanan kargo takip uygulamalarını ilk hayata geçiren canlı takip olsun. Yani dijital olarak, evet. Elektronik olarak, evet. Takip ediyorsunuz. Güzel. Elektronik olarak yani cep telefonunuzdan ve bilgisayarlardan bütün kargo süreçlerini canlı, hareketli bir şekilde gözlemleyebildiğiniz, takip edebildiğiniz sistemi Türkiye'de ilk hayata geçiren kargo şirketimiz. Kendi yazılımınız mı? Kendi yazılımımız. Bravo. Tabii bunu biz önceki firmamızda Avusturya ve Japonya'da bunun araştırmalarını gerçekleştirdik ve oradaki sistemleri yerinde gördük ve inceledik. Türkiye'ye döndüğümüzde bunları Türkiye'ye özgün bir şekilde geliştirdik ve değiştirdik. Şu an kendimize özgün bir yazılımımız var. Bütün kargo süreçlerini A'dan Z'ye bütün kayıtların tutulduğu ve şeffaf bir şekilde gösterildiği bir yapımız söz konusu. Harika.
sektörüme de yakın olduğu için hem de tebrik ediyorum. Hem de başarınızı ve bundan sonra gidilecek noktanın da parlak olduğunu. Güzel bir şey söylediniz. Ben aslında 94 yılında bizim lojisteye girdiğimizde Amerika'da gördüğüm şeyden dolayı günlük, haftalık, aylık giden kargolar vardı. O zaman döndüğüm zaman RDC, Reysaç Daily Kargo'yu kurmuştum. Ama biz o yolda gitmedik. Şu anda da yokuz zaten. Daha çok belki otomotivdir vesairedir. İyi etmişsiniz. Yani bizim bir gün hayalimize gelen veya tesadüf aklımıza gelen siz güncel hale getirip aktif edip 2013'ten bugüne kadar yaptınız. Peki, aslında konuşacak o kadar çok konu var ki e-ticaret demek direkt size bağlı demek. Evet. Şimdi bir günde kargo adı olduğu gibi gerçekte bir günde kargo mu? Yoksa klasik kargo şirketleri bugün de gelir, yarın da gelir. Mesela ben lojistiğe başladığım zaman mal istediğimizde, öyle girdiğimizde kamyoncu eli kulağında diyordu. Fakat bu bir türlü el kulağa gitmiyordu. 3 günde de gelir, 7 günde değil. Ama o gün teknoloji gelişmemişti, telefon yoktu, dijital. Şimdi sizin bir günde kargo kelimeniz beni çok enteresan ve heyecanlandırıyor. Bir günde kargo o Beşiktaş'taki Şişli'ye giden kadar yerde mi? Yoksa hala eli kulağında, ne zaman gelirse mi? Bunları biraz açar mısınız? Tabii. Öncelikle Türkiye'de kargo süreçleri gerçekten bütün kargoya emek veren meslektaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizlerin nazarında. Çünkü herkes irili ufaklı sektöre artık son 3-4 yıldır bir şeyler kattı ve kargoyu şu an dünya standartlarına taşıyoruz. Daha tabii gideceğimiz çok yol var. Bunun da bir parçası olarak bir günde kargo olarak biz İsmimizin bize kazandırdığı ve bizi sürekli koşturmak zorunda bıraktığı bir kargo süreci var. Biz bir kargoyu aldığımız andan itibaren nihai tüketiciye teslimine kadar olan süreci maksimum 24 saat ile sınırlandırıyoruz. Hatta bu noktada biz kendi tarafımızdaki süreçlerimize ve müşterimize bunu net bir şekilde yapabileceğimizi ispat etmek için kargo bedava şeklinde bir taahhüdümüz de söz konusu. Konu şu, alıcı kaynaklı bir gecikme olmadığı müddetçe bizden kaynaklanan herhangi bir gecikmede biz kargo ücreti almıyoruz. Dolayısıyla bizdeki bütün kargo süreçleri müşterimizin deposundan alıp nihai tüketiciye teslim olana kadar olan süreç maksimum 24 saattir. Bunun ortalaması şu an için 12-13 saattir. Yani biz şu an bir kargoyu ortalama olarak maksimum 12-13 saatte teslimatını gerçekleştiriyoruz. Bu neresi olursa olsun mu? Sadece İstanbul. İstanbul. İnterland'da var mısınız İstanbul, Türkiye'nin? Şöyle söyleyeyim, onu da iyi açtığınız konuyu. Bir günde kargonun şöyle bir anlayışı var. Asla yani en azından bir günde kargo markasıyla fiziki koşulların... Çünkü şartlandırıyorsunuz kendinizi. Evet. Bir günde kargo derken ben duyar duymaz... Evet, öyle bir beklenti oluşuyor. Yani beklenti ve şartlandırıyorsunuz. Ve doğru, bu beklentiyi karşılayabileceğimiz illerde faaliyet gösteriyoruz. Siz de bu işin duayenisiniz. Açıkçası Türkiye'de birçok noktada lojistik depolar Kocaeli ve İstanbul'un belli bir kısmına da kümelenmiş bir şekilde. Bütün ulusal firmaların hemen hemen bu yerde. İstanbul ölçeğini baz alırsak İstanbul'dan fiziki koşulların elverişli olduğu maksimum illere kadar olan süreçte bir gün içerisinde teslimatı gerçekleştiriyoruz. Onun ötesindeki illerde zaten şu an için hizmet vermiyoruz. Hmm. Belki o zaman o illere de açılma kararı alırsak belki farklı bir markayla hocam, olabilir. Uçak alırsınız. belki öyle bir olabilir. Bununla ilgili zaten evet. 2022 yılı için farklı planlamalarımız söz konusu, çalışmalarımız söz konusu. Daha sonraki süreçlerde bunu detaylıca konuşuruz diye düşünüyorum. Peki siz bir klasik kargo değilsiniz. Kesinlikle yani bir değiliz. Noktadan bir noktaya ben Türkiye'de kargoyu tesadüf olsa gelirse gibi bakıyorum. O fikrim değişmedi. Belki dünyada da böyledir. Bir ürün, şube, şubeden toplama merkezi, toplama merkezinden kamyon veya yine bir merkez. Ankara'ya gittiyse yine bir yere indiriliyor. Mahallenin köşesindeki dağıtım geliyor. Bir mala ne kadar çok elleştirirse hem maliyet artırıyor hem de süreyi artırıyor. Evet. Siz böyle bir klasik değilsiniz. Değiliz. Bu işlemi biraz anlatır mısınız? Ya yani ben elimde bir kargom var. Ya da mesela ihtisaslarınız var mı? Otomotiv midir? Dosya mıdır? İlaç mıdır? Tabii. Uzun uzun anlatırsanız. Olur. İzleyicilerimiz sizden çok şey öğrenecek ve çok da potansiyel ihtiyaç olan dönemde. Çünkü e-ticarete gireceğim evet. biraz sonra. Yani tamam. Siz herhalde şu anda el feneriyle mumlar yollardır.
Çok bulamayanlara doğru. Fırsat olursunuz. Olur. Biz öncelikle tamamen e-ticaret üzerine internetten herhangi bir şekilde gıda da dahil olmak üzere kargo süreçlerine dahil olan konusu kargo olabilen bütün paketlerin, dosyaların taşımasını gerçekleştiriyoruz. Bu noktada biraz önce ifade ettiğiniz gibi kesinlikle biz klasik kargo anlayışı gibi birçok noktada, birçok mahallede ya da birçok ilçede şubesi olan bir firma değiliz. Zaten ne kadar çok şube, ne kadar çok insan elindeyiz, hem zaman kaybı hem maliyet açıkçası. Biz bu noktada belli noktalardan çıkış yerlerimiz var. İstanbul'da iki ayrı noktada depolarımız söz konusu. Bu depolarda ürünlerimizi toplayıp, elleçleyip hızlıca belli başlı noktalardaki aktarma merkezlerimize sevk edip ve buralardan hızlıca sevkiyatını, dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Ankara, İzmir ve diğer illere de gece belli bir vakitte araçlarımız ürünleri ayrıştırıp çıkar, hemen şubelerimize indirir. İstanbul dışındaki diğer illerde maksimum iki tane aktarma noktasıyla çıkışı yapıyoruz. Ara şube kullanmıyoruz. Tek nokta depodan çıkışlar gerçekleşiyor. Doğru, kapıdan kapıya. Evet, o şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Bildiğiniz üzere insanın ne kadar çok eli değerse o kadar çok maliyetin ötesinde ürünlere kayıp, çalıntı, hasar oranı artmakta. Biz bunları minimize edecek şekilde operasyonlarımızı en az bir şekilde elden ele geçecek şekilde operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Biz ölçümünü gerçekleştirdik. Biz de en fazla 4 kez el değiştirir. Bunun, en fazla 4 kez. Evet. Bunun ortalaması 3'tür. Zaten bir müşteri deposundan alım, operasyon merkezinize getirip ayrıştırmak, şubenize sevk şeklinde gerçekleştiriyoruz şu an. E-ticaret noktasında hemen hemen 50 desiye kadar olan bütün ürünlerin taşımasını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere e-ticaret desi ortalaması 5-10 desi arasında değişir paketleri. Yoğunluk 5 desi bandındadır. Bu tabii kozmetikte de biraz daha farklı, gıdada daha da farklı. Bir günde kargonun e-ticaretin dışında yürütmüş olduğu paralel sanal market operasyonları var. Şu an Türkiye'de birçok bu hizmeti sunan market grubunun sanal market operasyonlarını da gerçekleştiriyoruz ayrıca biz. Yani yiyecek içecek. Evet, gün içerisinde dedike ekiplerimizle hemen hemen birçok e-ticaret müşteri, e-ticaretten alışveriş yapan gıda üzerine müşterimize dokunmuşuzdur diye düşünüyorum. Bizim personellerimizle, arkadaşlarımızla mutlaka karşılaşmışlardır diye düşünüyorum. Ya bu yaygınlık size sıkıntı getirmiyor mu? Mesela sadece ilaç dağıtmak daha belki bahsettiğiniz, sadece elektronik cep telefonu dağıtmak. Siz gıdadan 50 desiye kadar ürünleri, evet, bütün elektronikleri size zorluk getirmiyor mu? Gıdayı tamamen ayrı bir alanda yürütüyoruz. Onların ekipleri tamamen dedike. O aslına bakarsanız e-ticaret tarafında hani dediğimiz internetten elektronik, tekstil, kozmetik gibi ürünlerle asla birleştirmiyoruz. O tamamen market tarafında dedike ayrı ekiplerle gerçekleştirmiş olduğumuz bir süreç. Şimdi tabiat size çalışıyor. Pandemi dendi, çoğu yer kapandı ya da durdu fabrikalar. Ama e-ticaret coştu, insanlar evinde tüketmeye başladı. Size ne getirdi pandemi? Bu geldiğiniz nokta, şimdiki korona ve pandemi dönemi ve future, yani geleceği. Hı hı. Şu geçen seneyle bu sene aslında ya da korona öncesi ne yaptınız? Aslında biz pandemiyle birlikte birçok firma kargo sektörü özelinde yeniden kendini şekillendirip değiştirip ya da yeniden sıfırdan bir oluşuma giren birçok yeni meslektaşımız söz konusu oldu. Fakat biz pandemiden çok öncesinde kurulmuş, faaliyetlerini sürdüren, tecrübe kazanmış ve bu tecrübelerini sahaya aktarmış, pandemiye tam manasıyla hazır bir şekilde girmiş bir firmayız. Pandemi sürecinin bize artısı %30'luk bir büyüme söz konusu oldu. Fakat burada biz daha fazla büyüyebilirdik ve burada biz şirket olarak son derece kontrollü ilerliyoruz. Asla kontrolümüz dışında gelişecek olaylara müsaade etmeden, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi ya bir günde kargo iki gün olursa müşteri, evet, tarafında öyle bir beklenti var. Evet. Dolayısıyla o bir günü kırmamak için pandemide çok fazla böyle hırslı davranıp egolarımıza yenilmeden daha fazla müşteri alalım derdine düşmedik. Daha kontrollü bir şekilde elimizdeki işleri
daha da düzgün bir şekilde. Çünkü halihazırda mevcut hizmet verdiğimiz müşterilerde de pandemiyle birlikte doğru orantılı bir şekilde artış söz konusu oldu. Orada herhangi bir yeni müşteriye ihtiyacımız olmadan elimizdeki hizmet verdiğimiz müşterilerimizdeki hizmet kalitemizi koruyarak biz pandemiyi geçirdik. Tabii yüzde yine bu kontrolümüze rağmen %30 oranında bir büyüme kat ettik. Önümüzdeki süreçte de gelecek aslına bakarsanız pandemideki tecrübelerimizle birlikte herhangi bir şekilde olası bir bu tip konulara daha hazırlık bir şekilde tecrübe kazanmamıza sebep oldu. Bildiğiniz üzere bir 3-4 ay önce falan Ticaret Bakanlığı e-ticaretle ilgili bir açıklama ticari verileri yayınlamıştı. E-ticaretin geçen yıla oranla %60'lık bir büyüme söz konusuydu. Yanlış hatırlamıyorsam 6 aylık periyotta 850 milyon paket bir kargo akışı söz konusu oldu. Bu rakam her yıl bir önceki yıla oranla %30 bandında şu an artıyor. Ve şu an Türkiye'de e-ticaret %34'lük bir kapasiteyle çalışıyor. Daha gidecek çok yolumuz var diyorum kısacası. Sizin aklıma gelen soruları hiç sormadan çoğuna cevap veriyorsunuz konunun uzmanı olduğunuz için. Şimdi pandemi öncesi zaten e-ticarette bir trend vardı. Artarak devam ediyor. Türkiye bu trendde daha hızlı artarak diğer ülkelere göre. Pandemi bunu coşturdu. Şimdi pandemi sonrası ne olacak? E-ticaret daha da mı artacak? Fikrim var ama size sorduktan sonra söyleyeceğim. Daha mı düşecek? Ya da stable, düzgün mü kalacak? Şöyle öngörüyorum. Şu anki verilerle yola çıkalım. Şu son 15 günlük verilerden yola çıkarak biz önümüzdeki kargo akışını incelediğimizde %15 bandında bir düşüş söz konusu. Bu zaten normal bir seyriydi açıkçası. Şu andaki geçen seneye göre. Bir önceki aya oranla. Bir önceki aya göre. Çünkü insanlar sokağa çıkmaya başladılar. Evet. Dokunarak alışveriş yapmayı özlediler. %15'lik bir düşüş söz konusu ama biraz önce dediğim gibi şu an biz e-ticaretin %34'ünü kullanıyoruz. Daha fazla hani orada bir rakam kapasite var. Açıkçası ben biraz daha artacağını düşünüyorum. Ama tabii pandemideki gibi büyük bir böyle Big Bang bir patlama olacağını düşünmüyorum. Böylesi bir sonuç bekliyorum açıkçası. Peki, güzel anlatıyorsunuz. Ben o fikrime döneceğim. Pandemi öncesi Türkiye'nin diğer ülkelere göre artışı fazlaydı. Pandemi zaten dünyada da artırdı. Çünkü evde otururken ihtiyacınız ancak öyle gidebiliyorsunuz. Artı insan ihtiyacı olmadan almaya başladı çünkü dışarı çıkamayınca. Pandemi sonrası kesin düşeceğine emindim. Çok da güzel kayıtlardan söylediniz. Fakat hiçbir zaman ticaret artık azalarak gitmeyecek çünkü insanlara alışkanlık yaptı. Ben bir ticari insan olarak size şunu söyleyeceğim. 2021, 22, 23 Türkiye ve dünya için ekonomideki en parlak yıllar olacak. Sebebi de ertelenmiş talepler, insanın arzuları, sorgulaması yani param var öleceğim, param var harcayamıyorum, param var gidemiyorum. Turizmde de aynısı olacak, hani turizm sektöründe de iş yaptığım için. O yüzden önünüz çok parlak yani böyle V şeklinde. Evet. Siz bunlara ne kadar hazırsınız, ne yatırımlar yapacaksınız, ne büyüyeceksiniz? Çünkü sizin önünüze bir dere geliyor, sizin kabınız ne kadarsa o kap dereden ya da gölden su alacaksınız. Nasıl hazırsınız, ne yapacaksınız? Şöyle, açıkçası şu 3 aylık periyodu biraz daha geçtiğimiz 6 ay oranla daha dingin geçeceğini görüyoruz. Bu manada biz bir günde kargo olarak pandemide ve öncesindeki olası küçük yaşamış olduğumuz problemler ya da yapmamız gereken yatırımları gerçekleştirerek geçirmeyi planlıyoruz. Şu an önümüzde çok ciddi derecede bir sorter yatırımımız var. Kapasitemizi artırmak için bir sorter yatırımı yaptık ve şu an onun kurulumu gerçekleşiyor. 2022-2023 ifade ettiğiniz gibi o süreçlerdeki kargo operasyonlarımızdaki hacmimizi kaldırması açısından sorter yatırımı gerçekleştirdik ve gitmiş olduğumuz il sayısını daha da artırmayı planlıyoruz fiziki koşullar kapsamında. Halihazırda bir gün içerisinde hizmet verdiğimiz illerde gidemediğimiz uç ilçeler söz konusu kilometre uzaklığı nedeniyle. Buralarda farklı bir yapılanmayı şu an hayata geçiriyoruz. Ve teknoloji noktasında da açıkçası şu an birinci sınıf kargo hizmeti sunan bir kargo şirketiyiz. Bununla ilgili de
geçtiğimiz dönemde bir firma saha araştırması yaptı ve Türkiye'nin teknoloji manasında en uç teknolojiyi kullanan kargo şirketi olarak bizi nitelendirdi ve bunu da dergisinde işledi. Biz burada nihai alıcıya çok farklı operasyon anlamında rahat, konforluk sunuyor, konfor alanı sunuyoruz. Nedir derseniz bunlar, biz kargosu yola çıktığında müşterimize, kargo alıcısına bir SMS gönderiyoruz ve bu SMS içerisinde kargosunu, ben öyle tabir ediyorum arkadaşlara, oyun konsolu gibi sahada yönetebiliyor ve yönlendirebiliyor kargo alıcısı. Bunun arka tarafta kesinlikle operasyonel olarak bir işlemi söz konusu. Örnek veriyorum, bir kargoyu farklı bir adrese dağıtım esnasında istediğinizde hemen o kargonun hızlıca alınıp diğer noktaya taşınması gerekiyor. Bununla ilgili sahada gezici ekipleriniz, operasyonunuz olmalı. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Şu an komşuma gelsin, adres değiştirme, ileriki tarihe kargo, randevu oluşturma, anket vesaire birçok böyle yeniliklerimiz söz konusu. Biz dediğim gibi kargo noktasında müşterilerimize ve müşterilerimizden alışveriş yapan nihai kargo alıcılarına inanılmaz derecede bir konfor alanı sunuyoruz. Peki şimdi kargo deyince, biz şu anda İstanbul'da oturuyoruz. Kargo deyince İstanbul çıkışı olarak algılıyoruz. Çünkü bütün sanayi, endüstri, ithalat, liman burada. Bir de getirmek lazım. Bir para kazanmak için getirmek de lazım. Ya da iyi bir fiyat verip tek yön dönmek. Sizin aynı zamanda getiriniz de var mı? Getir derken bu sokaktaki firma ismiyle değil, Türkçe kelime olarak söylüyorum. Götürdüğünüz ilden aynı oranda çapraz da dönebiliyor değiliz. Musunuz? Evet. Bununla ilgili ya da çapraz, yani yapıyoruz. Başka ilden başka ile. Evet, yapıyoruz. Çünkü çok büyük bir matriks lazım. Belli başlı illerde çapraz lojistik yapıyoruz. Zaten 2022 yılındaki hedefimiz de bu yönde. Siz de bu sektörün içerisindesiniz. Artık firmalar lojistik merkezlerini Anadolu'nun değişik noktalarında yaygınlaştırıyorlar ve birçok noktaya taşıyorlar. Dolayısıyla bu illerde operasyonları söz konusu. E-ticarette de böyle. Örneğin bugün sadece e-ticaret İstanbul'dayken geçtiğimiz yıllarda şimdi Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve daha çok Kayseri gibi, böyle Aksaray gibi Anadolu'nun kavşak illerinde operasyon merkezleri kuruyorlar. Ve maliyetlerinizi minimize etmek için şöyle anlatayım. Buradan bir kargonun Diyarbakır'a ya da ne bileyim Trabzon'a, Artvin'e gitmesinin maliyetiyle Trabzon'dan Artvin'e gitmesinin maliyeti bir değil. Dolayısıyla bu belli başlı noktalarda lojistik operasyonlar kuruyorlar. Biz de bu operasyonel yapı içerisinde lojistiklerin olduğu noktalarda çapraz lojistik ağımızı güçlendirecek 2022 yılında operasyon merkezleri kuracağız. Bu bahsetmiş olduğunuz birçok ilde bu operasyonları gerçekleştirmek adına. Zor iş. Allah kolaylık versin. Evet. İnşallah para da kazanıyorsunuz. Ben diğer Türkiye'ye yayılmış kargo şirketleri bir taraftan rakibiniz. Çünkü her illere gidiyor. Ve biz meslektaş diyoruz kendilerine. Yani meslektaşlarınız sizin gibi böyle farklı bir hızı hedefleyen, daha uyguna götüren. Bunların içerisinde bu ticari faaliyette bu yoğunluk, software'iniz var, insan var. Çok da insana bağlısınız. Evet. Yani getirdiği saate göre, ambalaj ellerine göre. Para kazanıyor musunuz? Yani kazanmanızı canı gönülden isterim. Aman sakın yanlış anlasın. Bu kadar yoğunluğun içinde insanlar kargo kelimesini, kargo maliyetini yoğun görüyor. Bizler de öyle. Birer zarf gönderdik mi? Ha, ben şirketimin aylık kargo giderine bakınca biraz pek keyif almıyorum. Ki işin içinde olanlar, sokaktaki teyzenin, amcanın ya da e-ticaretin avantajı biliyorsunuz. Gidip almadığınıza göre gönderiyorsun bir maliyet. Bir para kazandırıyor mu? Kargo e-ticarete bir maliyet getiriyor mu? Bir alternatif sıkıntı yaratıyor mu? Kesinlikle açıkçası oradan başlayayım ben sorunuza. Bu kargo e-ticaretin olmazsa olmazı artık. E-ticaret varsa kargo mutlaka bu işin kalbi diyeyim ben. Para kazanma noktasında geçtiğimiz yıllara oranla karlılık biraz daha açıkçası düştü. Sebebi şu: İnsanların beklentisine cevap vermek için, o hızı yakalamak için ekstra maliyetlere girmeniz şart. Bu maliyetler tabii ki karlılığı bir nebze aşağıya çekmekte. Bir diğer nokta ise açıkçası
Türkiye'de pandemiyle birlikte inanılmaz derecede kargo şirketi oluşmaya başladı, sıfırdan kurulmaya başladı. Bunlar tabii ki müşteri edinmek zorunda. Müşteri edinmek için Türkiye'de çok üzülerek söylüyorum, müşteri edinmenin yolu fiyat üzerinden geçiyor. Çok yanlış bir şekilde. Bu biraz daha karlılığı düşürdü. Ve her geçen gün açıkçası maliyetlerimiz bir nebze artıyor. İşte akaryakıt maliyetleri olsun, personel istihdamındaki maliyetler olsun. Ama günün sonunda tabii ki para kazanılmakta. Para kazanılmadan ticaret sürdürülebilir, mümkün değil biliyorsunuz. Ama daha geniş, yayılmış, uzun yıllar olan sizin meslektaş dediğiniz o şirketler sizlere imkan tanıyorlar mı? Çünkü siz de yeni almak için maalesef onu çok güzel söylediniz. Ben Türkiye'de dikkat ettiğim bir şey, kaliteyi hızı artırmak ya da maliyeti artırmak yerine fiyatı düşürerek almak. Evet. Çünkü bu ülkede ve dünyada A markada araba var, Z markada var, A kalite takım elbise de var, Z kalite de var. Ama bizde herkes A da olsa Z de olsa aynı fiyatı vermek için fiyatı kırarak gidiyorlar. Sizin o yayılmış sistemin içerisinde şimdi... Televizyonda da seyircilerimiz, izleyicilerimiz izliyor. Kaliteli, güzel insanlarınız var. Giyimi, kuşamı da çok etkileyici, renk seçmişsiniz. O kutular var. Şimdi o kutular bedava değil. Siz normal ambalajında mı alıyorsunuz, bir de ambalajlayıp mı götürüyorsunuz? Burada bizim açıkçası biz hazır ambalajlanmış bir şekilde alıyoruz. Sadece üzerine kargo takip etiketimizi basıyoruz. Ötesinde kutularımız var, kullanıyoruz. Bir günde kargo poşetlerimizi daha korunaklı bir şekilde müşterilerimize ulaştırmak adına yapıyoruz. Burada ulusal kargo şirketlerinden biz biraz daha farklı, ayrıştırmış bir pozisyondayız. Onlar genel manada hizmet üretirken 1-2 günlük, 3 günlük kargo opsiyonu söz konusuyken biz tamamen ifade ettiğimiz gibi bir gün içerisinde hizmet sunabileceğimiz illerde bu işi yapıyoruz ve müşterilerimize de bunu bir gün içerisinde yapılacağını taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla orada kendimizi hız, hizmet, kalite noktasında rekabetçi buluyoruz açıkçası. Şimdi İstanbul'da bir günde kargo çok güzel. Trafikle sorunuz nedir? Yani mesela çalıştırdığınız insanı, öncelikle çalışan sayınızı da merak ettim. Ama bu çok önemli değil. Ağustos da edebilirsiniz, bir kişi de çalışabilir. İnsan bulmak çok zor sizin sektörünüzde. Evet. Araç var, maliyet var. Ürünü doğru götürmek lazım. Herkese de beğendirmek lazım. Yani bizim Türkiye'de insanların mutluluğu biraz zor elde edilen, hele kargoda. Evet. Saniyesinde ister ya da 2 saat evde yoktur. Şimdi bir de kapıya falan da fırlatılıyor. Zorluklar nedir bu kargoculuğun? Kaç kişi çalışıyor? Tabii. Nedir sıkıntılarınız? Şu an bir günde kargo bünyesinde 1000'in üzerinde çalışan arkadaşımız var. 800 civarı aktif kullanmış olduğumuz araç söz konusu. Kısaca orayı özetlemiş olayım. Tabii ki trafik en büyük bizim için problem teşkil eden nokta. Bunun ötesinde pandemi sürecinde bizim çalışan arkadaşlarımız maalesef kendilerini izole edemiyorlar. Mutlaka o paketi alıp o adrese gidecek. Dolayısıyla virüse yakalanma, bulaş riski son derece had safhadaydı. Bu noktada bulaş olan ve virüse yakalan arkadaşlarımız neticesinde bir takım açıkçası zorluklar yaşadık. Bunun ötesinde elzem şekilde kargosuna o an ihtiyacı olan müşterilerimize biz hizmet vermek için açıkçası çok fazla mücadele ediyoruz. Bu tarafta bizi zorlayan en önemli noktalardan birisi o. Çünkü biz müşterilerimize bir mesajla kargonuzun yola çıktığını bildiriyoruz. Tabii o anda müşterimiz kesinlikle kargosunu hemen teslim alması gerektiğini ya da şu zaman dilimi içerisinde teslim alması gerektiğini ifade edebiliyor. O rahatlık kendilerinde var ve bize bunu ilettiklerinde biz de o yönde kendilerine hizmet sunuyoruz. Bunun getirmiş olduğu bazı zorluklar var ama maalesef sektörün ihtiyacı bu. İnsan ihtiyaçları kişiden kişiye, zamana göre değişmekte ve biz de bir günde kargo olarak bu değişkenliğe ayak uydurmak üzere kendimizi konumlandırdık. Bunun bir zorluğu var. Onun dışında yaşamış olduğumuz çok fazla bir zorluk yok. Açıkçası biz bir günde kargo olarak işimizi severek yapıyoruz. İşimizi çok önemsiyoruz ve bizim için her bir paket son derece kıymetli bir
pakettir. İrili ufaklı bütün paketlere aynı ehemmiyet ve özen içerisinde kargo alıcılarına ulaştırmakla gurur duyuyoruz. Peki sizin müşteriniz kurumsal mı, bireysel mi? Bireysel. Yani Fatma teyze, Ayşe teyzeye mi mal gönderiyor? O da olabilir. A firması bayilerine, A firması nihai kişiye de götürebilir. Bizim müşterilerimiz açıkçası bireysel müşteriye hizmet vermiyoruz. Biz tamamen kurumsal müşterilere hizmet veriyoruz. Yani internetten satışı olan firmalar bizim müşterimiz ve onlardan alışveriş yapan nihai tüketicilere de biz kargolarını taşıyoruz. Bireysel kargo almıyoruz. Sadece e-ticaret mi? E-ticaret. Mesela A, Z firması çok uluslu bir şirketin otomotiv yedek parçası ya da elektronik. Hizmet sunuyoruz. Onu da sunuyorsun. Evet. Daha çok e-ticaret şirketleri. Evet. Toplu çıkışı olan müşteriler diyelim daha çok. Peki bu ambalajlarınız disposable mı? Kullanat mı? Tabii artık kullanat. Kullanat. Evet. Onlar yapmıyorsunuz. Peki yabancı ortağınız yok. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela ortaklıktan halka açılma, bir günde kargonun gelecek için planları nedir? Daha 100 tane araba mı alacaksınız? 800 arabanız, 1000 çalışanınız var. Nereye gideceksiniz? Nedir hedefiniz? Yani limitsiz bir hayat var. Evet. Bir günde kargo olarak biz açıkçası öncelikli olarak Türkiye'de fiziki koşulların mümkün olduğu bütün illerde var olmayı hedefliyoruz ve bütün ilçelerde. Öncelikle bu kısmı planlıyoruz ve ötesinde hali hazırda üzerinde çalışmış olduğumuz birkaç farklı kargo modellemesi var. Bu modellemeler kapsamında müşteri kargo alıcılarına farklı farklı şekillerde kargo teslim alma seçenekleri sunuyoruz. Öncelikle 2022 yılında hedeflerimiz bu. Daha sonraki yıllarda ise yurt dışında bu hizmeti sunabileceğimiz bir açıkçası çalışma içerisindeyiz. Öyle bir hedefimiz söz konusu. Çünkü biz tamamen hızlı bir kargo şirketiyiz. Ulusal bir kargo şirketi olmadık. Şu anda olmayı düşünmüyoruz. 2021 sonu ve 2022 yılındaki kısa vadeli hedeflerimiz şu an için bu şekilde. Araç sayısını, parkurumuzu biraz daha genişletmeyi planlıyoruz. Özellikle soğuk zincir taşımacılığındaki süreçleri kısaltmak istiyoruz. Biliyorsunuz şu an Türkiye'de bu noktada bir ihtiyaç var. Orada da yine 2-3 günlük teslim süreleri söz konusu depo çıkışlı gönderimlerde. Oradaki zamanı da bir gün içerisinde indirmeyi planlayacak şekilde bir hedefimiz var. Üçüncü hedefimiz de Türkiye'de şu an değerli eşya taşımacılığı çok istenildiği seviyede değil. Bu alanda bir yapılanma içerisindeyiz. VIP bir hizmet sunmayı planlıyoruz değerli eşya taşımacılığında. Bir günde kargonun şu an için hedefleri bu kapsam doğrultusunda. Peki aklıma geldi, artık Dubai'de drone taksiler var. Kargo çıktığında en çok konuşulan konulardan bir tanesi de drone'la teslimdi. Aynı zamanda riskleri de vardı. Kötü niyetle kullanıldığı zaman ülke için, devlet için sıkıntılar. Bu yazılımınızı kendiniz yaptığınızı söylüyorsunuz ve ben yazılım bilen birisiyim. Çok zor, çok evet, maliyetli. Bu drone benzeri ışınlamayı daha bulamadığımıza göre, kimse bulmadığına göre drone benzeri enteresandık. Yani şu anda drone çok gerek değil. Yani evinizden bastınız, kargoyu verdiniz. Öbürü kapıdan geçerken yarım kilo üzümü ya da bir parça almayacak. Bu tip enteresan bir şeyler yapıyor musunuz? Ya bu noktada açıkçası farklı planlamalarımız var ama drone özelinde değil. Çünkü şu an o sistemin Türkiye'de kullanılabileceği bir altyapı yok. Ve bu bir kültürdür. Bu kültürün aşılanması gerçekten belli bir zaman gerekiyor. Şu an için bu yönde bir çalışmamız açıkçası yok ama farklı, daha hızlı ön plana taşıyacak farklı kargo modellemelerimiz var. Peki yurt dışı dediniz. Evet. Yani ben tavsiyem, Türkiye çok büyük, 83 milyon. Buraya gidilecek çok yolunuz var ama Türkiye dışındaki ülkeler nereye düşünüyorsunuz? Bir, Türkiye genellikle komşularla birlikte büyük metrajda, 1000 kilometrede dünyanın 1,5 milyar insan, dünya ticaretinde %40'ı dönüyor. Şu anda Türkiye'den Suriye'ye, Irak'a, İran'a, Gürcistan, Ermenistan, Bulgaristan'a da ürün taşıyor musunuz ticaret üzerinden? Normalde komşumuz, bilmiyorum evet, bu tip yurt dışı bu şeyler. Bu çalışmaları yapmıyoruz. Türkiye'den işte komşu ülkelere herhangi bir ticaret taşıması yapmıyoruz. Şu an için öyle bir açıkçası planımız yok. Peki yurt dışı dediğiniz ülkeler hangisi? Yurt dışımızda Avrupa ülkelerinde bu işi yerinde operasyonu kurarak
gerçekleştireceğimiz bir hayalimiz var. Bunu çalışıyoruz açıkçası. Tamamen hepsi Avrupa ülkeleri, özellikle çıkış noktası olarak. Sonraki süreçlerde belki komşu ülkelerde ihtiyacı olan noktalarda olabilir. Ve siz de bu konuların içindesiniz. Bildiğiniz üzere daha böyle hani kısır kalmış ülkeler var bu manada. Tabii o ülkelerde de e-ticaret biraz daha oturmamış, istenildiği seviyede değil. Türkiye'de bu tip bir kargo operasyonunu oluşturabilmeniz için ciddi manada bir e-ticaret kültürünün oluşması ve e-ticaret hacminin var olması gerekir. Şu an bu hacim Avrupa'da söz konusu ama diğer dünya ülkelerinde çok yeterli seviyede değil. Özellikle kısır kalmış ülkeler diyelim. Biz şu an için hedefimiz Avrupa'da birkaç ülkede bu faaliyetleri sürdürmek istiyoruz 2022 yılı sonu içerisinde. Yani tavsiyem bu şu, yani ülkelere gidin. Bakir topraklarda yapın. Avrupa'da belki pazar vardır veya yoktur. Dolu bir pazar olabilir. Sevgili Yaşar Bey, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Söyleyeceğiniz son bir şey varsa kapatmadan önce dinleyeyim. Ondan sonra kapatacağım. Sizlere ve sizlerin nazarında bütün izleyicilere canı gönülden teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Ayağınıza sağlık. Yaşar Bey, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyici, bugün güzel bir konuğumuz vardı. Sektörünü güzelce anlattı. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, iyi hafta sonları.